Dün olanları Zeliş anlattı. Allah senden razı olsun bey. Kim olsa aynı şeyi yapardı dede. Bırakmadı kızın beşini. Sevdalanmış, sözüm yok. Ama Zeliş gidici değil. Ağırlığınca başlık parası verdi. Gene de bizim... Aferin Zeliş'e! Satılık mal olmadığını ispat etmiş, anlatmış. Bir kız yüreğinin sesini dinlemeli. Sayende suyumuz bollaşacak bey. Baraj 3 ay sonra tamamlanıyor. Suyunuz da bollaşacak, elektriğiniz de. Eh, artık bize müsaade. Kendine gel Mahmut, kimin evine kurşun atıyorsun sen? Attığıma kurşun değil Fassay. Buralarda kimlerin evi taşlanır bilirsin sen. Gavvatların! Öst lan öst! Bizim alnımız paktır evelallah. Elini yabanına ne diye buyur ettin öyleyse? Zeliş'i neden kaçırmadın ortadan? Biz namusumuzu kimden koruyacağımızı iyi biliriz. Bey, bizim Tanrı misafirimizdir. Şimdi de Tanrı yolcusu olacak. Çık da hesaplaşalım, çıksana lan! Kımıldama bey, çıkma ortaya! Var git işine Mahmut! Maraza çıkarma! Bu işin sonu gelmez sonra! Bey, benim de misafirimdir! Senin de defterin dürülecek demektir. Karışmayın siz! Isıracak köpek kavlamaz. Defol herif! İkinci kurşun yüreğine! Bas git! Dolanma peşimde! O günden sonra Zeliş'le sık sık beraber olduk. Hiç tatmadığım garip bir hissin, heyecanın tesiri altındaydım. Zeliş, o güne kadar tanıdığım kadınlardan çok başkaydı. Saygılıydı. Tabiat kadar temiz, tabiat kadar güzeldi o. Hayatının sonuna kadar da öyle kalacaktı. Ama ne yazık ki kaderi beni çıkarmıştı karşısına. Bana alışmıştı artık. Güzel yüzünü saklamıyor, benimle konuşmaktan çekinmiyordu. Her şeyinde çarpıcı bir güzellik, bir çekicilik vardı Zeliş'in. Deriz biz buraya. Bu kadar güzel bir yere Azap Kayası ismi hiç yakışmamış. İnsan rahatlar burada, azap çekmez. Onlar çekmiş ama. Onlar dediğin kim? Sevdalılar. Bizim kocamışlar anlatırlar. Vaktiyle çok eskiden birbirine sevdalı iki genç varmış. Anlat. Kız tarafı bu kayanın dibinde vurmuşlar oğlanı. Cahillik işte. Peki sonra kız ne yapmış? Hiç ayrılmamış bu kayanın dibinden. Sonra bir gün kız sevdalısının sesini duymuş. Onu çağırıyormuş. O da kendini uçurumdan aşağı atıvermiş. Şu koca kaya taşken dayanamamış, ağlamış sevdalıların halini. Görenler var. Kayalardan toprağa şıp şıp gözyaşı düşermiş. Hani ben göremiyorum kayanın ağlamasını. Görebilmek için... Evet. Gözyaşlarını... Görebilmek için
sevdalı olmak lazımmış. Sen gördün mü Zeliş? Ben hiç sevdalanmadım ki. Azap Kayası'nın öyküsü beni de etkilemişti. Başka bir aleme dalmış gibiydim. Ne olduğunu anlayamıyordum. Kadınların peşinden koştuğu ben, barajlar kralı Kenan bir dağlı kıza mı tutulmuştu yoksa? Uzun zamandır yalnız ve kadınsız yaşıyordum. Sebebin bu olduğunu çok geç anladım. İş işten geçmiş, tamiri imkansız bir hata işlemiştim.